Selamünaleyküm hocam. Şehir dışında üniversite ikinci sınıfta okumaktayım. 20 yaşındayım. Ailemin geleneksel din anlayışından ötürü üniversiteye kadar dinden uzak yaşadım. Erkek arkadaşımla da tanıştığımda bu hal içerisindeydim. Kendisi çok faziletli bir ailenin oğlu olmasına ve her şeyi bilmesine rağmen uygulamada çok zayıftı. İlk olarak aşk ve sevgi tuzağına kapılarak konuşmaya başladık. Geç de olsa bunun farkına vardık. Erkek arkadaşımla 10 aydır birlikteyiz. Bana anlattıkça yeni öğrendiğim ve uygulamaya başladığım çok şey oldu. Birbirimize destek olup bazı şeyleri uygulamaya geçirdik. 10 ay sonunda kendisi namaza başladı. Bense gerek örtümde gerek başka imani meselelerimde çokça değişiklikler yaptım. Birbirimizden pişman değiliz. Bunun helal bir şekilde ilerlemesini istedik. Ailelerimize konuyu açtık ve bizi ayırmamalarını, bize yardımcı olmalarını istedik. Fakat erkek tarafı iş, askerlik ve okul engellerinden ötürü 5 yıl kadar uzun bir süre beklememiz gerektiğini söylediler. Benim ailemse çok büyük bir şiddetle ve şiddet uygulayarak bize karşı çıktılar. Hocam, biz Allah yolunda devam etmek istiyoruz. Böyle bir durumda ailelerden gizli dini nikah yaparsak bunun geçerliliği var mıdır? Cevap: Selamun aleyküm. Duygusallığınızın bu duruma ne kadar etki ettiği, hayatın ağır yüzüyle yüzleşince ne kadar sebat edebileceğiniz de ortaya çıkacaktır. Başlayanlar hep böyle başlıyorlar. Mahkeme kapılarında birbirini kovalayanlar da böyle başlamışlardı. Önce kendinizi test edin. Ne kadar uyanıksınız? Ne kadar uykulu konuşuyorsunuz? Bunu tespit edin. Ailenize gelince sizi üniversite sahiline salan bir ailenin itirazlarının dini değeri yoktur. Onun ailesinin karşı çıkışının da anlamı yoktur. Hani Allah'a itimadımız? Hani Kadir Gecesi edebiyatları? Evlenmeyi bütün bu süreci böyle izleyerek kararlaştırırsanız asla bu evlilik ya da nikah sizin onun kollarında rahat dinlenmenizi sağlama düzeyinde olmamalıdır. Ev tutun, içini döşeyin, hanım olun, koca olsun. Nikahla oynamayın. Ömrünüzün sonuna kadar nedamet sizi yakar bitirir. Şeytan sizden önce de nicelerini bu tuzakla helak etti. Bakın aileleriniz bilerek veya bilmeyerek nasıl şeytanın tuzağına çanak tutuyorlar. Onları o şekilde hazırlıyor, sizi de üniversite ortamı denen yerde hazırladı. Bir de dini, imanı devreye soktu. İman adına, tesettür adına, namaza başlama adına gireceksiniz bu yola. Yolun sonuysa belli. Sizden öncekilerden kimse dağınıklığını bir daha toparlayamadı. Kendinize yazık etmeyin. Çok gençsiniz. Evlenmeniz için önünüzde sayılmayacak kadar alternatifler vardır. Evet, yapacağınız işin bir kılıfı bulunur muhakkak ama o kılıf çok geçmeden size dar gelecektir. Şehvet bir kere sızmaya başladı mı, bir daha kabında duramaz bir illettir. Şeytan onu ilk defa sızdırırken size bin bir makul gerekçe sunar. Sızıp da kabını açtığındaysa sizi yalnız bırakır. Binlerce seneden beri şeytanın oyunu böyledir. Bizden öncekilerden ibret almalıyız. Ne güzel, Allah'a dönüş hamlesi yapmışsınız. Gelin biraz daha nefsinize hakim olun veya dediğim gibi bir yuva kurun ya da kökten terk edin o oyunu. Dünya ve ahiretiniz için uygun olan budur. Size dualar ederim, sabırlar dilerim. Selamun aleyküm.